Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of History 2'de yaptığımız challenge niteliğindeki serimizin ikinci bölümüyle yine sizlerin karşısındayım dostlar. Bildiğiniz üzere şöyle bir içerik ortaya çıkarmaya çalıştık. Dünyadaki 7 Türk devletinin 7'sini de ortadan kaldırarak hemen burada gördüğünüz Baykonur toprağı üzerinde bir Türk devletini kendimiz yerleştirdik. Sadece bir eyaletten 115 eyaleti geçmeye çalışıyoruz dostlar bu seride. Peki neden 115 eyaleti geçmeye çalışıyoruz? Çünkü ortadan kaldırdığımız bu 7 adet Türk devletinin toplam eyalet sayısı 115 ve bizim amacımız da sıfırdan bir Türk devleti kurarak bu 115'i, yani tüm Türk devletlerinin toplam eyalet sayısını geride bırakmak dostlar. Şu anda, şu ana kadar ilerlediğimiz kısımda toplamda 68 adet eyaleti bir araya getirmeyi başardık ama maalesef geçtiğimiz bölümünde sonlarına doğru fark ettik ki Anadolu'daki bu hal ve vaziyet maalesef bizim içimizi acıtmakta, içimizi yakmakta. Tam da üstümde Atatürk tişörtüyle bu videoya denk gelmiş olmam gerçekten güzel oldu. Şimdi adeta bir ikinci kurtuluş savaşıyla Anadolu'yu Yunan, Ermeni ve Suriye işgalinden kurtarmaya çalışacağız dostlar. Toplamda her bir sınırda 9167 olmak üzere toplam 55.000'lik bir ordumuzla şu an da Ermeni sınırlarına dayandık ve ben Ermenileri bu elimdeki 55.000'lik orduyla rahat bir şekilde mağlup edebileceğime inanıyorum dostlar. Öyle inanalım, öyle düşünelim ki inancımız bizi yanlış çıkarmasın, haksız çıkarmasın. Bu savaşı kazanabileceğimize dair olan inancım açıkçası tam dostlar. 55.000'lik ordumuzla Ermeni devletinin üzerine gidiyoruz bakalım. Videoya, daha doğrusu savaşa başlamadan önce videoya eğer bir beğeni atarsanız gerçekten sevinirim. Özellikle önerilmelerin yükselmesi için beğenileriniz gerçekten önemli. Biliyorsunuz bir süredir de süper teşekkür, süper chat atan arkadaşların isimlerini okuyorum. Bunun da aslında sebebi bu sıralar birazcık sıkışık olmam. O yüzden birazcık paraya ihtiyaç var tabii. Bir de şimdi şöyle de bir şey var. Adam şimdi para atıyor. Hani süper teşekkür atıyor, destek atıyor. Ama bazen yorumları bile kaçırıyorum, okuyamıyorum bile. O yüzden adam karşında hiçbir şey almamış oluyor. Hani en azından süper chat, süper teşekkür atan arkadaşların videoda isimlerini okumuş olayım ki en azından kendilerine de ben bir teşekkür etmiş olayım. Zaten videonun sadece ilk 15-17 saniyesini falan alıyor bu kısım. O yüzden sizi de çok rahatsız edeceğini düşünmüyorum dostlar. Şimdi dilerseniz şöyle derin bir nefes aldım. Seri bir şekilde Türkiye-Ermenistan savaşına başlayalım bakalım dostlar. Bakalım elimizdeki 55.000'lik ordu Anadolu topraklarını yeniden Türklerin eline geçirmek amacına yeterli gelecek mi, hep beraber görelim dostlar. Evet, ilk saldırılarımız son derece başarılı oldu. Ermenistan'ın ana toprakları olan Yerevan ve Kapan topraklarını kendi elimize geçirdik. Şimdi de Anadolu topraklarına girişimizi yapıyoruz. Iğdır, Ardahan, Trabzon civarları yeniden Türkiye tarafından ele geçirildi. Bu arada bu müziğin sesi biraz fazla yüksek. Diğer müziğe geçelim. Aynen öyle. Çünkü editte sıkıntı çıkarıyor abicim. Müziğin sesi çok fazla yüksek olunca editini yaparken birazcık zorlanıyorum. Hemen devam edelim efendim Anadolu topraklarında ilerlemeye. Gayet güzel. Yine bütün saldırılarımız başarılı oldu. Harika. Şu anda Ermenileri neredeyse Anadolu'da sahip oldukları tüm topraklar üzerinden atmayı başardık dostlar. Gayet güzel. Evet abi, çok güzel. Muazzam bir turu daha kendi adımıza geride bıraktık. Ermeniler bize karşı gerçekten hiçbir varlık gösteremediler. Zaten gösteremezler de. Burası bizim topraklarımız kardeşim. Biz kendi topraklarımızda nasıl savaşabileceğini, nasıl savaşılacağını en iyi bilen milletiz ve Ermenistan'da şu anda uzun savaşlar ve kanlı kuşatmalar sonucunda kapitüle etmeyi başardık dostlar. Onların geleceği pek parlak görünmüyor çünkü artık onların geleceği bizim elimizde kardeşim. Hemen barış antlaşmamızı imzalayalım ve tüm Ermeni topraklarını kendi elimize geçirelim bakalım. Şimdi bakalım toplamda kaç tane eyaletimiz oldu? Alışkanlık abi, hala orduları elle topluyorum. Artık elle toplamaya biliyorsunuz gerek yok. Bütün ordularımızı Baykonur'a doğru yönlendiriyorum abicim. Gayet güzel. Şimdi toplam kaç eyaletimiz olmuş? 93. Yani ne kadar kaldı abi? Toplamda 115 eyaleti geçmeye çalışıyoruz. 15 oradan, 7 de oradan kaç etti? 24 etti abi, değil mi? 15 artı 7 kaç ediyor lan? 22 ediyor, çok pardon. Aynen, 22 eyalet, aynen öyle. 22 eyalet daha ele geçirdiğimiz takdirde 115 eyalete ulaşmış olacağız dostlar. Yani sadece 22 eyalet daha almamız gerekiyor. Tüm Türk devletlerinin toplam sahip olduğu eyalet sayısını geride bırakmak adına. Zaten sadece Yunanistan devletini dahi elimize geçirirsek eğer bu eyalet sayısını, yani 115'i geride bırakmış oluyoruz dostlar. O yüzden artık eski Türk devletlerinin toplam eyalet sayısını geçmek için yapmamız gereken şeyler sadece tek bir savaşa bakıyor dostlar. Hemen seri bir şekilde asimilasyonları da başlatalım bu arada. Bizim niye bu kadar giderimiz var onu da bilmiyorum gerçi. Aslında ekonomimiz de artık iyice yükseldi ama yine de elimizdeki 33.000 orduyu bile kaldırabilecek bir ekonomiye sahip değiliz abicim şu anda.
Bu iyi bir durum değil. Keşke daha yüksek bir. Ne oluyor lan? Evet. Dünyanın iki büyük süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti savaşa girmiş abi. Evet, Çin ve Rusya ya da Çin ile Amerika ya da Rusya ile Çin ya da Rusya ile Amerika. Bunlardan herhangi iki tanesi birbirleriyle savaşa girdiklerinde Conquerors 1.5'i ekleyen özelliklerden bir tanesi bütün dünyadaki ülkelere süper event geliyor abi. Yani iki büyük güç arasında çıkan savaş dünyadaki bütün ülkelere bildiriliyor. Dünyadaki tüm ülkelerin bundan haberi oluyor böylece. Şu anda da Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Devletleri dünyanın iki süper gücü savaşa girmişler. Aa, biz Rusya ile müttefikiz lan. Beni de çağıracaklar. Değil mi? Beni de çağıracaklar. Evet, çağırdılar. Peru'ya karşı çağırdılar. Ama Peru zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki. Yani eğer bu savaşa katıl dersem eğer ben de Amerika Birleşik Devletleri ile savaşa girmiş olacağım abi. Oğlum biz sıfırdan Türk Devleti kurup büyüttük lan. Amerika'dan mı korkacağız birader? Ya savaşa katılacağım ama öyle bir hamle falan yapmayacağım yani kendilerine karşı. Ama savaşa katılacağım abi. Yani sonuçta Rusya gibi güçlü bir müttefikimiz var ve bu müttefikliğin zarar görmesini gerçekten istemeyiz abi. Bu sebeple Rusya'nın yanında bu savaşa dahil oldum ama az önce de söylediğim gibi ordu namına herhangi bir destekle vesaire bulunmayacağım dostlar. Çünkü şu anda bulunabilecek durumda değilim açıkçası. Yani şu anda destekte bulunabilecek durumda değilim. Zamanı geldiğinde biz de kendimizi biraz daha toparladığımızda gerekirse Rusya'nın yanında Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kullanılmak üzere ordularımızı da terhis ederiz. Terhis değil de tesis ederiz. Aynen öyle abi. Evet, şimdi birazcık benim asimilasyon yapmam gerekiyor. Özellikle Anadolu topraklarında tamamlanmayan henüz çok sayıda asimilasyon işlemi var. Bunları tamamlamamız ve gelirimizi maksimum potansiyeline çıkarmamız gerekiyor. Evet, bütün asimilasyonlar başlatıldı. Gayet güzel. Şimdi sıradaki herifimiz Yunanistan devleti ama Yunanistan güçlü bir devlet abi. Gerçekten diyorum, Yunanistan bayağı güçlü bir devlet. Yani kendileri şu anda 283 binlik bir ekonomiye sahipler ama belki aynen öyle İtalya'dan aldığı toprakların da pek tabii ki bunda etkisi var. Mesela şu anda 221 bine düştü gördüğünüz üzere. İtalya bir Yunanistan'ı tamamen atsın topraklarından. Sonra tekrar kontrol edelim Yunan ekonomisini. Evet, güzel, tamam, tamamen attı. Şimdi Yunan ekonomisi 193 bin. Yani gerçek Yunan ekonomisi 193 bin civarında bir ekonomi abi. Bizim de bu ekonomiye göre tabii bir ordu basım işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Birazcık paramızı biriktirelim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Evet, şu anda Suriye devleti Yunanistan'la bir savaşa girdi. Yani Anadolu'yu işgal eden iki devlet birbirleriyle savaşa girdiler abi şu anda. Bir dakika, o zaman vakit benim vaktim kardeşim. Bas orduları, bas 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 bas. Basalım abi, ne kadar ordu basabiliyorsak o kadar ordu basalım. Aynen öyle. Bütün gücümü toplayacağım bu sefer. Hemen devam edelim ordu basım işlemlerine. Tamamdır abi, şimdi ordu dağıtımı. Bütün ordularımı Yunanistan ve Suriye sınırlarına dağıtacağım. Her ikisine birden aynı anda savaş ilan edeceğim abi. Hemen bir dağılsınlar bakalım seri bir şekilde. Yunan ve Suriye sınırlarına. Savaş zaten şu anda ortada geçiyor gördüğünüz üzere. Öncelikle Suriye'ye savaşımı ilan edeceğim. Hatta Lübnan'a da savaşımı ilan ediyorum. Tamamdır abi. Gayet güzel, hemen. Ulan daha tüm ordular gelmemiş ki bölgeye. Ben onu fark etmemiştim abi. Daha tüm ordular bölgeye gelmemiş maalesef. Tamam tamam, sorun değil ya, sorun değil. Sıkıntı değil abi. Ben büyük bir sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum. Zaten karşımızdaki devlet Suriye be birader. Yani en fazla ne kadar zorlanabiliriz, öyle değil mi? En fazla ne kadar zorlanabiliriz? Tamamdır, gayet güzel. Yavaş yavaş Lübnan önlerine doğru da geliyoruz. Oğlum Anadolu'yu hem kendi aranızda bölüşüyorsunuz hem de daha çok toprak alayım diye birbirinizle savaşıyorsunuz. Siz kimsiniz birader? Buranın gerçek sahibi biziz lan. Allah Allah, kapı çalıyor, geliyorum. Sinirlendim. Evet abi, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda bu tur eğer saldırımız başarılı olursa kendimizi Şam'da bulacağız. Yani Suriye'nin başkentine. Lan Yunan da benimle savaşa girdi. Ben Yunanistan'a savaşı ilan etmemiştim. Ben Yunan'a savaş ilan etmemiştim abicim. Adım gibi eminim, hatırlıyorum yani. Bulamadım henüz daha. Dur bakalım, dur bakalım. Vardır bu işin içerisinde bir keramet. Dur bakalım, dur bakalım. Evet abi, şimdi şu Suriye savaşını bir kere bizim bir bitirmemiz gerekiyor. O savaşın bir bitmesi lazım. Güzel, Suriye düştü. Sadece o bölgede bir tane bir Lübnan toprağı kaldı. Orayı da zaten şimdi ele geçiririz büyük ihtimalle. Gerideki ordular sınırlara doğru gelmeye devam etsinler. Çünkü hiç beklemediğimiz bir şekilde kendimizi şu anda Yunanlarla da harpte bulduk abicim biz. Ve biz bu durumu açıkçası beklemiyorduk dostlar. O yüzden şu anda daha da dikkatli davranmamız gerekiyor karşımızdaki düşman devletlere karşı. Ordu da basamıyoruz çünkü elimizde para yok abicim şu anda, biliyorsunuz. Yani durum gerçekten birazcık zor bir hale şu anda yavaş yavaş bürünüyor. Tamam, şu Lübnan'ı bir bitirsek. Evet, bitti. Gayet güzel abicim, bitti. Harika. Suriye'de Lübnan'da düştü. Oğlum neden Suriye, Lübnan, Yunanistan aynı blokta görünüyor? Ne alaka?
Bu adamlar az önce birbirleriyle savaştaydılar. Ya sabır kardeşim. Gerçekten ya sabır ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağız abi. Şu eyaletleri bir seçelim. Ben şu sınırlardaki eyaletleri bir seçmek istiyorum. Aa, işgal edilmiş eyaletler seçilemiyor değil mi? Bu arada o düzeltildi ama ben şu anda son sürümü yüklemediğim için seçemiyorum. Yani artık yeni sürümde işgal edilmiş eyaletlere de ordularınızı yerleştirebiliyorsunuz dostlar. Tamam, o zaman şöyle gönderelim orduları. Yapacak bir şey yok. Aslında benim biraz daha orduya da ihtiyacım var ama. Ya olmadı, çok zorda kaldık. Rusya'yı çağırırız savaşa, sıkıntı değil ama. Yani ben Anadolu'dan Rusya'da toprak alsın istemiyorum ki. Rusya da almasın toprak Anadolu'dan. Niye alıyor kardeşim? Bu topraklar benim, bana ait bu topraklar. Hemen bir saldırmaya çalışalım bakalım. Deneyelim bir şansımızı. Böyle yapalım abi. Şuraya bir destek. Aynen öyle. Diğer topraklardan da saldırmaya devam edelim. Daha doğrusu saldırmaya çalışalım. Bakalım. Çok iyi. Çok iyi. Ah, orası düşmeseydiydi. Ama geri aldık. Çok güzel abicim. Geri aldık. Harika haber. Oo, 20 bin ordu diyor kardeşim. Bu nedir ya? Biz bunlarla barışalım abi. Biz bunlarla barışalım. Yoksa bizim bir tık içimizden geçecekler gibi görünüyor. Ya Yunan savaşı hesapta yoktu. Bir dakika, ben Anadolu'dan daha çok toprak almaya çalışayım. Aynen öyle. Ya bunlar hesapta yoktu abicim şimdi. Yani ben Yunanistan'la savaşa gireceğimi düşünmüyordum. Benim amacım şeyle savaşa girmekti. Suriye'yle savaşa girip savaşı kazanmaktı. Ama birazcık hesap ettiğimin dışında olaylar gerçekleşti. Bu olayların neticesinde de maalesef barışmak durumunda kaldık. Ama ikinci bir savaş ilanıyla kesinlikle yenerim ben bunları. Bu arada eyalet sayımız kaç oldu? Evet, 110 oldu abi. Sadece 5 tane daha eyalet almamız gerekiyor artık. Hemen şöyle Bakü'yü seçelim. Bu arada artık başkentimizi de bence taşımanın zamanı. Ya Ankara'yı alamamışız ya. Ulan Ankara'nın önüne kadar gelmişiz, alamamışız Ankara'yı ya. Sinir bozucu abi. Biraz sinir bozucu gerçekten. Keşke Ankara'yı da alabilseydik, güzel olurdu. Neyse tamam, şimdi birazcık bekleyelim, paramız bir artıya çıksın. Çünkü gerçekten çok eksiğe düştük. O yüzden biraz ekonomimizin de kendini toparlaması adına beklememiz gerekiyor bir süre. İran'la ilişkilerimizi geliştirelim. İran bölgenin güçlü önemli devletlerinden bir tanesi. Benden çok daha fazla ekonomiye ve nüfusa sahipler. O yüzden bana savaş ilan ettikleri takdirde beni gerçekten zorlayabilecek bir potansiyelleri var. O yüzden bölgedeki güçlü devletlerle ilişkilerimizi geliştirme diplomatik programımız kapsamında İran'la da ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz dostlar. Bu arada şu anda kendileri Belçika Devleti ile savaştalarmış. Diplomasiyi, bölgenin diplomasisini de iyi gözden geçirmek gerekiyor tabii. Her neyse, evet, sonunda paramız artıya çıktı abi. En nihayetinde asimilasyon işlemlerimizi başlatabilecek kadar paraya sahip olduk gibi görünüyor. Ama asimilasyonlardan önce başkentimizi Bakü'ye taşıyalım. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Başkent sonunda Bakü'ye taşındı. Hemen asimilasyonlarımızı başlatalım. Gayet güzel. Sanırım sadece birkaç tane toprak kaldı asimilasyonlar başlatılacak. Gayet güzel. Evet abicim, hepsini de başlattık. Harika. Bir tane daha toprak var. Cizre toprağı, orada da başlattık. Aa, Peru düştü. Peru tamamen düştü. O zaman şimdi savaş bitirilebilir. Aynen öyle. Artık savaş bitirilebilir abi. Hemen yollayalım teklif. Evet, gayet güzel abicim. Kabul edildi. Harika. Harika. Hem müttefikimiz Peru topraklarını alarak iyice güçlenmiş oldu. Hem de artık savaştan çıktığımız için savaş yorgunluğumuz artmaya devam etmeyecek abicim. Duracak. Bir taşta iki kuş kardeşim. Muazzam. Harika. Asimilasyonlar da başlatıldı. Teknoloji puanları da gelmeye devam. Aa, biraz teknoloji yatırımı yapalım lan. Biz oyunun şuraya bak, 0.58 ne, tövbe tövbe, bu ne? Adamlar mobilize mekanize silahlara geçtiler. Biz hala büyük ihtimalle mızrak falan kullanıyoruz şu anda yani bu teknolojiyle. Ya Rusya gene biriyle savaşa girdi. Ha, asilerle savaşa girmiş. Tamam tamam, sorun değil abi, sorun değil o. Hemen şu teknoloji yatırımlarımızı başlatalım. Bizim acilen teknolojiye ihtiyacımız var. Yani çok acil teknoloji, bayağı geride kalmışız abicim, bu nedir? Böyle teknoloji mi olur lan? Yıl olmuş 2058. Teknolojiye bak, hala mızrak, taş falan kullanıyoruz yani. Böyle olmaz abi. Bizim tabii ki bu teknolojiyi en hızlı şekilde biraz toparlamamız gerekiyor gerçekten de. Hemen biraz daha teknoloji yatırımı yapacağım. Param birazcık daha biriksin. Asimilasyonlar ne alemde? %98'de kalmış ama asimilasyon işlemleri devam ediyor. Tamamdır, gayet güzel. Hemen şöyle birazcık daha teknoloji yatırımı gerçekleştirelim. Teknoloji haritasını açıp izleyelim bir yandan da. Evet, gayet güzel. Şu anda 0.70'e yükseldik en azından. Yani münasır medeniyetler seviyesine çıktık herhalde abi şu anda. Yani çünkü taş atıyorduk az önce, en azından silah kullanmayı öğrendik abicim biraz. Tamamdır, gayet güzel. Yine gelen teknoloji puanlarının hepsini araştırmaya veriyorum. Böylece her araştırma yatırımım bana daha çok katkı sağlayacak, daha çok gelir sağlayacak teknolojik açıdan. Gayet güzel. Şimdi kardeşim, Yunanlarla artık bir harp daha gerçekleştirmenin zamanı. Oğlum bunlar niye durmadan Avrupa'nın farklı farklı devletlerine savaş ilan ediyorlar ya? Bu sefer de İspanya'ya savaş ilan etmişler abi. Ayrıca İsveç'ten de, pardon, Norveç'ten de ciddi bir toprak parçası ele geçirmişler. Sinir bozucu. Bu herifler benim sinirimi bozuyorlar abicim gerçekten. Neyse, sorun değil ya.
Sorun değil. Yunan kaçıncı sırada? 21. Ben de 22. sıradayım abicim. Yani benden çok da üstün değiller açıkçası. O yüzden böyle güzel bir ordu toplayarak rahat bir şekilde Yunanları mağlup edebileceğimize inanıyorum dostlar. Birazcık paramızı biriktirelim. Yine asimilasyon sorunları var ama hastalıklardan kaynaklı asimilasyon sorunları mevcut. Evet şu anda bitti abi. Bu arada bu Baykonur'da bir sorun var. Baykonur'da şu anda başkenti taşıdığımız için Baykonur'dan. Şu anda Baykonur'daki devrim riski de çok yüksek. Bir süreliğine vergi almayalım. Baykonur'daki mutluluk da artacaktır. Devrim riski de azalacaktır muhtemelen. Şu anda bölgedeki asimilasyon bu sebeple tamamlanmıyor abi. Gayet güzel, tamamdır. Bir süreliğine vergileri kestik dostlar. Evet bu arada 949 bin dukat paramız birikmiş şu anda. Hemen bu elimizdeki parayla ordu basım işlemlerine başlayalım bakalım. Çok sağlam bir ordu basacağım ve Yunan sınırlarına ya hatta Yunan sınırları değil orası kardeşim ya. Anadolu önleri, orası benim topraklarım be kardeşim. Anadolu önlerine gideceğiz abi. Yunan sınırlarına falan değil. Kendi topraklarımızı kurtarmak için kendi topraklarımızın cephelerine gideceğiz. Aynen öyle. Devam edelim abicim ordu basım işlemlerine. Hemen Suriye toprakları üzerinden ve tabii ki de Kafkas toprakları üzerinden çok sağlam bir ordu toplayacağım ve Yunanların karşısına çıkacağım abi. Gayet güzel, gayet güzel. Çok sağlam bir ordu geliyor abi. Çok sağlam bir ordu geliyor. Ay maşallah. Tamam, bu kadarı yeterli. Şimdi elimdeki orduların tamamını... Bir dakika, bir tur atlayalım. Aynen öyle. Elimdeki orduların tamamını nereye yolluyorum abi? Tabii ki de Yunan sınırlarına yolluyorum. Yunanları bir kez daha denizde yüzdürmenin vakti gelmiş gibi görünüyor. Evet abicim, bütün ordularımız şu anda Yunan cephesine doğru dağıldılar. Her bir sınırda toplamda 26 biner ordularla Yunan harbine hazırız dostlar. Hemen... Ya gene beni kime karşı... Ya gene Peru'yla savaşa girmiş. Ya sabır oğlum, bir yerinizde durun lan. Gene Amerika'yla savaşa gelmiyorum bu sefer. Kusura bakma abi. Bu sefer gelmiyorum. Beni de hiç alakadar etmez. Hiç enteres etmez beni kardeşim. Gelmiyorum bu sefer ya. Allah Allah. Zorunda mıyım kardeşim ya? Sinir bozucu yani. Gerçekten sinir bozucu. Bu arada benim Lübnan ve Suriye sınırlarına da şöyle 3000-3000 bir ordu yollamam gerekiyor. Anlaşılan o ki. Çünkü ben az önce şimdi niye Suriye ile savaşa girdiğimde Yunan'la da savaştığımı anladım abi. Maalesef Lübnan devleti Yunanlarla müttefikmiş. Dolayısıyla Lübnan savaşa girdiği için Suriye'de girmiş. Ama bu sefer girmeyecek bu arada. Bu sefer sadece Lübnan girecek. Her neyse, gönderelim biz yine de ordularımızı. Ne olur ne olmaz. Gelmiyorum kardeşim savaşa. Teşekkür ederim. Evet gayet güzel abi. Şimdi savaşımı ilan ediyorum. Lübnan'ı da çağırıyorum bu savaşa. Hadi bakalım Yunan devleti. Şimdi gel bakalım benim karşıma. Az önce sana karşı hazırlıksız yakalandım. Bu sefer son derece hazırlıklıyım kardeşim. Gel bakalım. Çık bakalım benim karşıma. Hadi bakalım. Evet gayet güzel, gayet güzel. İlk saldırılarımız başarılı oldu. Lübnan'ı da aldık, Suriye'yi de aldık. Harika. Lübnan düştü, Suriye düştü. Çok güzel. Şimdi sırada Yunan var. Şimdi sırada o kapitüle edilecek. Abi İstanbul'a geliyoruz bu arada yavaş yavaş. Hate be. Hate be. Yıllar yıllar sonra 2065 yılında yeniden İstanbul önlerine doğru geliyoruz. Harika. Evet abi, bu tür İstanbul'a saldırıyoruz. Efsanevi bir an gerçekten. Yıllar yıllar sonra burnumuzda hasretinin tüttüğü İstanbul toprağı Konstantiniye'miz yeniden bizim olacak abi. Evet çok güzel, çok güzel. İstanbul ele geçirildi dostlar. İstanbul'un yeniden fethi tamamlandı. Harika. Şimdi Atina'ya bir çıkarma atalım. Şuradan Rodos'a geçelim. Çok güzel abi. Yunanlar karşımızda şu anda en ufak bir varlık dahi gösteremiyorlar dostlar. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya tabiri caizse ele geçiriyoruz. Ve evet dostlar, Yunanistan'da tamamen düştü. Ve Yunan topraklarını da tamamen ele geçirdik hemen. Hepsini alalım barış antlaşmasıyla. Hepsini alıyorum abi. Lübnan toprağını bile alıyorum. Onu bile bırakmıyorum abi. O kadar kinlendim bunlara karşı. Gayet güzel. Gayet güzel. Her tarafı aldık abi. Evet. Ve şu anda toplam eyalet sayımız 158'e çıktı dostlar. Yani bütün o 7 Türk devletinin toplamından bir eyaletten büyüyerek daha fazla eyalete sahip bir devlet oluşturduk dostlar. Sadece Baykonur toprağından başlayan mücadelemiz ve direnişimiz bütün Türk devletleri topraklarının neredeyse ele geçirilip eski Türk devletlerinden dahi daha büyük bir alanın fethedilmesiyle tamamlandı dostlar. Bu da artık bu serinin finali oldu diyebiliriz abi. Zaten küçük bir amaçtı. Bir mini seri tadındaydı. Challenge tadındaydı. Çok zevkli, çok güzel de oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve seriyi beğendiyseniz, böyle farklı serilerde istiyorsanız eğer, videoya bir beğeni atmanız yeterli. Açıklamadaki linklerden de Discord sunucumuza katılabilir ve Instagram hesabımı takip edebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda, serilerde, yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.